Arkadaşlar merhabalar, bu videomda sıfır geometri kampının 4. haftasının 3. videosundayız. Açıortayda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani açıortayın son videosundayız. Ne işleyeceğiz? Dış açıortay teoremini işleyeceğiz. Sayfa numarası 60 ve 61 olacak. Sonra konuyu da bitirmiş olacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dış açıortay teoremi. Bak, unutulan bir şey. Lütfen arkadaşlar benim gösterdiğim şekilde şey yapın. Ama aklınızda farklı bir şekilde kaldıysa, bazı öğretmen arkadaşlar farklı şeyler de gösterebiliyor çünkü. Nasıl aklınızda kaldıysa öyle gidin. Çünkü üzüldüğüm konulardan biri, ta böyle öğretmenlik hayatıma ilk başladığım yıllarda bir öğrencim şeye olmuştu. Ne derler? Türkiye'de ilk bine girmişti. Yapamadığı tek soru şu dış açıortay sorusuydu. O günden bugüne böyle çok aklımda kalan konulardan biri bu. Aklınızda nasıl kaldıysa öyle hareket edin. Yani dış açıortay teoremini unutmayın arkadaşlar. Bir üçgende, yani üçgenimiz bu. Dış açısını ortalayan doğruya biz ne diyoruz? Dış açıortay doğrusu adını veriyoruz. Evet, dış açıortay doğrusu şöyle arkadaşlar. Dış açıortay doğrusunda ne yapıyorsunuz? Dış açıortayın değdiği yerden başlıyorsunuz. Bak, dış açıortay bu değil mi? Evet, değdiği yer şurası. Dış açıortayın değdiği yerden başlıyorsunuz. Tekrarlı. Hani biz iç açıortayda kollar oranı, tabanlar oranı yapıyorduk ya. Tersi gibi düşünün. Tabanlar oranı, yalnız tabanları oranlarken ne yapıyoruz? Tekrarlı gidiyoruz. Tabanlar oranı neye eşit olacak? Kollar oranına eşit olacak arkadaşlar. Yani n bölü n artı m. Şurada yazıyor zaten. N bölü n artı m neye eşit? İlk ok nereye değmiş? B'ye. İkinci ok nereye değmiş? C'ye. B bölü C'ye eşittir. Bazı arkadaşlar şunu yapıyor. Hocam şu bölü şu. Şu bölü şuna eşit diyorlar. Bir hilal çiziyorlar böyle. Yani hilale benzedi mi? Biraz yamuk hali gibi oldu ama hilale de benzetiyorlar. Bak şöyle. İsterseniz şunu şöyle şey yapayım, sileyim. Şu bölü şu, şu bölü şu diyorlar. Böyle hilale de benzediği için hilal şeklinde yapıyorlar. Yani siz şey diyebilirsiniz. C bölü M artı N, B bölü N de diyebilirsiniz. Ama ben genelde şunu kullanıyorum. Tekrar çizeyim. Dış açıortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlı. Şu bölü tamamı, tabanlar oranı yani. Neye eşit olacak? Kollar oranına eşit olacak. N bölü N artı M. B bölü C'ye eşit olacak. N bölü N artı M derken ilk ok nereye değiyor? B'ye. B bölü ikinci ok nereye değiyor? C'ye. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. Sorularımızı da ona göre bakalım. Mesela şurada. Bu üçgende ne var? Bir dış açıortay var. Dış açıortayın değdiği yerden başlayıp şu bölü tamamı, yani x bölü x artı y neye eşittir? 8 bölü 12'ye. Ha, siz kat şeklinde de gidebilirsiniz. Hocam bu bölü bu 8 bölü 12. Yani 8 bölü 12 dediğimiz nedir? 4'e bölü 2, 4'e bölü 3. Hocam burası 2K iken tamamı 3K, buraya da K kalacak diyebilirsiniz. Ama ilk etapta şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum tabii ki oranlamadan. Çünkü bu biraz kafa karıştırabiliyor. İç açıortayda pratiklik sağlıyor bize ama burada bazen kafanız karışabilir. Sadeleştirseniz burada. Hocam 4'e bölsek 2, 4'e bölsek 3. İçler dışlar yapsak 3X eşittir 2X artı 2Y oldu. X de böylelikle 2Y'ye eşit oldu. Bizden X bölü Y isteniyor. Y'yi buraya atalım. X bölü Y de 2 bölü 1'den 2'ye eşit olmuş oldu. Örnek 20'yi böylelikle 2 bulduk. Geldik örnek 21'e. Şimdi ne var burada? Hocam bir dış açıortay var. Nerede dış açıortay? Bu üçgende dış açıortay. Değdiği yer burası. Hocam şu bölü tamamı, yani 2 bölü 6 mı? Şu bölü tamamı. 2 bölü tamamı 6 eşittir. İlk ok nereye değiyor? Y'ye. İkinci ok da X'e değiyor. Y bölü X'e eşittir. Hocam y bölü x 1 bölü 3'e eşit oldu. 1 bölü 3'e eşit olduysa tam tersi x bölü y isteniyor bizden. 3 bölü 1'den cevap 3 yapar. Tamam. Ya da 2 bölü 6 1 bölü 3 ya. Burası k iken burası 3k deyip sonra 3k bölü k'dan yine 3'ü bulabilirsiniz. Size kalmış. Geldik bir sonraki soruya. Neler demiş burada? Hocam şu üçgende ne var? Bir dış açıortay var. Hadi bakalım bu üçgende dış açıortayı kullanalım. Kullanıyoruz. Evet. Nasıl kullanacağız? Dış açıortayın değdiği yerden başlayıp şöyle şu bölü tamamı diyeceğiz. 9 bölü x eşit. Burada da oran vermiş. BD uzunluğu k iken DC uzunluğu 3k vermiş. Evet burası 3k, BD uzunluğu da k. Yani 3k bölü tamamı yazıyorum. 3k bölü tamamı 4k. İlk ok nereye gidiyor? 9a. 9 bölü. İkinci ok nereye değiyor? X'e diyeceğiz. 3k'da 9 olmuşsa 3 katı, 4k'da da 3 katı 12 olur diyebiliriz. Ya da işler dışlar yapıp sonuca da o şekilde ulaşabilirsiniz. Örnek 22. Böylelikle ne bulduk? 12 bulduk. Geldik örnek 23'e. Ne var burada? Bak şu üçgende 6, 8, 13'geninden 10'u yazdık buraya. Sonra bak bu üçgende dış açıortay var. Değdiği yerden başlayıp şu bölü
tamamı tekrarlı. Yani x bölü x artı 6 eşittir 8 bölü 10 olacak. İlk ok 8'e değil ya. 8 bölü 10 olacak. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 4 ve 5. İçler dışlar yapalım. Buradan 5x eşittir 4x artı 24'ten. X'i de kaç buluruz? 24 olarak buluruz. Örnek 23'ü 24 bulduk. Ve geldik bir dikkate. Şimdi dikkat et. Bazı sorularda dış açı ortayı gizleyebilirler. Bunun için açıları kullanmayı unutmamalıyız. Yani böyle iki tane açı yan yana geldiğinde, özellikle ben öyle kendi tarzımda söyleyeyim. İki açı yan yana geldiğinde özel bir durum var mı diye bakarsın. Yok, şuradaki açılar falan da yok. Ya iki açının yan yana gelme durumunda özel durumu nedir biliyor musunuz? 180'e tamamlayan açısıdır. Düşünün, 50 ile 65'i topla, 180'e de tamamla. 50 ile 65'in toplamı kaç? Hocam 115 değil mi? 115. 180'e tamamlayan nedir? 65. 65 ise o zaman bunu böyle dış açısını bulurum. Ama dış açısı ya burada ya burada. Buradaki açısı 65'ler yan yana gelmediği için sağ taraflı düşüneceğim. Hop, şuradaki açısı 65 derecedir diyeceğim. Ya da bak şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Adam geldi buraya 20 dedi. Burayı da 80 dedi. 20 ile 80 yan yana kendi hiçbir anlam ifade etmiyor değil mi? Ama 20 ile 80'in toplamı ne? 100. 180'e tamamlayanı 80 hocam. Ya buradaki açısı 180'e tamamlayanı ya da buradaki açısı. 80'ler yan yana gelmesi için tabii ki bunu kullanırız. Bak şu üçgende ne oldu? Dış açı ortay olmuş oldu. Sonra dış açı ortay teoremini de şöyle uygularsın. Bunu da unutma. Yani burada yine mantığı kullanıyoruz. İki açı yan yana gelme durumunda özel durumunu araştırıyoruz. Özel durumu nedir? 180'e tamamlayan açısıdır. Sakın ama sakın unutma. Evet, geldik şuraya. Bir de AD ile AC dik oluyor. Arkadaşlar, AD ile AC dikse, bak bu da güzel bir şey. AD ile AC dikse, açıortaylardan birinin 90 derece almışsa 180'e tamamlayan açıda, diğeri de açıortay oluyor kardeşim. Yani burası AA iken burası da BB olmak zorunda. Çünkü niye? Şöyle bir şey, istersen şöyle bir şey diyelim. Burası AA iken buraya 90 eksi A mı kaldı? Evet. Hocam tamamı 180'e tamamlanacak ya. Buraya da ne kaldı? 90 eksi A kaldı. Ha, açıortay oldu. Yani bir üçgende, yani şu AC'ye ne olurmuş arkadaşlar? Onu bir yazayım öncelikle. AC dış açıortay olurmuş. Şimdi şöyle bir şey aslında. Bir doğru boyunca şöyle bir şey çizdiğim zaman şunun açıortayıyla bunun açıortayı arasındaki açı nedir? Hocam bu açıortayla bu açıortay arasındaki açı AA BB dersek 2 artı 2B 180 olduğundan dolayı A artı B'de kaç çıkar? 90 derece çıkar. Bazen bu özel durumu da kullandırıyorlar bize. Hem iç hem de dış açıortay arasında kalan açı ne oluyor? 90 derece oluyor da diyebiliriz. Hatta biraz sonra ondan da bahsedeceğiz galiba. Neyse, geldik bakalım şuraya. Hocam 40 var 70 var. 40 ile 70 birbirinin yan yanayken hiçbir anlam ifade etmiyor. Ne yapacağız? Ne gelecek aklımıza? 180'e tamamlayan açısı. Özel durumu aklımıza gelecek. Hocam 40 ile 70'in toplamı kaç? 110. 180'e tamamlayanı 70. Hocam 180'e tamamlayanı ya buradaki açısı ya da buradaki açısı. 70 burada ya. Bu tarafı bizim için daha cazip geldi. Şunu sildik. Yani burada bir dış açı ortaylık çıktı. Nerede çıktı? İşte tam olarak şuradaki üçgende çıktı arkadaşlar. Evet, buradaki üçgende çıktı. O zaman dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Şu bölü tamamı. Bak, dış açı ortay şurada. Değdiği yer burası. Başlıyoruz. Şu bölü tamamı 12 bölü 15 eşittir. BD bölü DC isteniyor zaten bizden. Şimdi şuraya X diyeyim. Buraya da Y diyeyim. Hatta benden X bölü Y istensin. X ve Y diyeyim. Burada ne oluyor? Y bölü tamamı Y artı X eşittir. İlk ok nereye değiyor? 12'ye değiyor. İkinci ok nereye değiyor? 15'e değiyor. Bak şu ikinci ok da 15'e değiyor. Sadeleştir. 3'e bölsen 4, 3'e bölsen 5. İşler dışlar yap bakalım. Buradan 5Y eşittir 4Y artı 4X. Buradan da Y'yi kaç bulduk? 4X olarak bulduk. Bizden ne isteniyor? BD bölü DC isteniyor. Yani X bölü Y isteniyor. Arkadaşlar X bölü Y de şurada X yalnız bırak. Y'yi bu tarafa at. 1 bölü 4 olarak mı çıkar? Evet. Çünkü buradan geliyor arkadaşlar bu. X bölü Y isteniyor. Y'yi buraya attım. 4 de buraya gelecek. Bölü olarak gelecek. O da 1 bölü 4 yaptı. Örnek 24'ü. Böylelikle 1 bölü 4 bulduk. Geldik buraya. Bak şimdi özellik. Bu özellik ne diyor? ABC üçgeninde AD iç açıortay ve AE dış açıortaysa, iç açıortayla dış açıortay arasındaki açı şuraya AA, buraya da BB diyecek olursan 2A artı 2B. Yukarıda da söylemiştim gerçi.
180 ise a artı b kaç yapıyor? 90 yapıyor. İşte burası 90 derece yaptığından dolayı şuradaki üçgende bazen dikliği de kullanabiliyoruz. Hani ben hemen şuna bakıyorum. Bu açıortay, bu da açıortaysa eğer şu üçgene dikkat ediyorum hemen. Çünkü 90 derece ya. Şu dik kenarlar varsa oraya yoğunlaşıyorum. Eğer yoksa ne yapıyorum? Açıortaylarla ilgili özelliklere bakıyorum. Onlar çıkacak mı diye ona göre yoğunlaşıyorum. Siz de öyle yapın. İki tane iç açıortay yani doğrusal doğru açıda doğru açı iki tane açıortay şeklinde bölünmüşse eğer bunlar ne olacaktır? Tabii komşu iki tane açıortay tarafından bölünmüşse eğer bunlar ne olacaktır? Açıortay olacaktır arkadaşım. Bunu da unutma. Bunu da kullanıyoruz. Evet geldik bakalım şu soruya. Evet bakıyorum şurada. Hocam AABB şurası 90 derece. Buradaki dik üçgende herhangi bir kenar var mı? Yok. O zaman dik üçgeni kullanmayacağım. Neyi kullanacağım? Açıortayı kullanacağım. Hocam şurada ne var? Bir açıortay hem de iç açıortay var. Hem de iç açıortay var. Hem de. Hadi bakalım şunun iç açıortaylığını kullanacağım. Hocam iç açıortaylık tabanda oran var. 6 bölü 4 yani 3 bölü 2. Koldaki oran 3K'ya 2K olur. E bir de dış açıortay var. Dış açıortayın değdiği yerden başlayacağım. Yani şuradan başlayacağım. Tekrarlı gideceğim. Şu bölü tamamı. X bölü X artı 10. İlk ok nereye değiyor? 2K'ya. İkinci ok nereye değiyor? 3K'ya değiyor diyeceksiniz. 2K bölü 3K'ya eşit olacaktır. K'lar gitti. İşler dışlar. 3X eşittir. 2X artı 10'dan. 2X artı 20'den. X'i de böylelikle kaç olarak buluruz? 20 olarak buluruz. Yani örnek 25'i böylelikle 20 bulduk ve geldik örnek 26'ya. Bak bir iç açıortay bir dış açıortay. Şurada kaçı nedir? 90 derecedir. Hemen ben şu üçgene yoğunlaşıyorum. Evet burada dik üçgeni kullanabiliriz. Niye? Dikten dik çizilmiş çünkü. Ne var burada? Öklit. Yani x'in karesi. Bak x'e ait dikten dik çizilmiş çünkü. Öklit bağıntısı var. X'in karesi sağlı solluydu. Hemen şu çarpı şuna eşit olacak. X kare eşittir. 3 çarpı 12'den. Yazamadım. 12'yi yazayım. X kare böylelikle 36 geldi ve x'i de böylelikle ne bulduk? 6 olarak bulduk. Evet cevap 6 çıktı arkadaşım. Örnek 26'da. Ve geldik son soruya. Galiba son soru. Sonrasında kenarortay konusu var. Evet son sorudayız. Neler verilmiş? Ne? Soruya bak. Önce bak beni dinleme. Dur videoyu soruya bak. Ne fark ettin direkt? Önce bakar bakmaz ne fark ettin? Ne gördün demiyorum. Yani verilen bilgileri kullanacaksın. Hocam açıortay var, devamı yükseklik. Hem açıortay hem yükseklik aklına ne getirdi? İkizkenar. Bu ikizkenar üçgende böyledir. Hem açıortay hem yükseklik. Yani o zaman bu bir ikizkenar üçgendir ve bu da tabanında iki eş parçaya böler mi? Böler. Hemen eksik parçayı tamamladık. Yani bizim yükseklik olmazsa olmazımız. Yükseklik olduğu zaman yüksekliğe bakıyoruz. Aynı zamanda açıortay mı ya da aynı zamanda kenarortay mı? Bak. Aynı zamanda açıortay ikizkenar oldu. İkizkenarda çizilen yükseklik de kenarortay oldu. Bana verilen bilgilere bakıyorum bir de. Şu açıortayı kullandım. Şu açıortayı da kullanacağım. FC'yi kaç vermiş? 12 vermiş. Arkadaşım FC'yi 12 vermiş. Bak şimdi. Şuraya 12 vermiş ve senden x isteniyor. Demek ki sen nereye yoğunlaşacaksın? Bak soruda verilen bilgilere kullanacaksın. Sen bu üçgene yoğunlaşacaksın. Bu üçgenin bir kenarı verilmiş, bir kenarı isteniliyor. Bu üçgene yoğunlaşacaksın. Yoğunlaşacağın yeri de verilemen lazım bazen. Hani görme işi falan değil. Verilen bilgileri kullanma işidir sadece ve sadece. E hocam şu dış, bu açıortaylığı kullanmadık. Burada bu sarı üçgenin nesi oldu? Dış açıortay olmadı mı burası? Evet. Bak dış açıortay. Dış açıortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlı. Şu bölü tamamı. Hatta buraya A diyeyim buraya da A diyeyim. A bölü tamamı 2A eşittir. İlk ok nereye değiyor? X'e. İkinci ok nereye değiyor? 12'ye. X bölü 12'ye eşittir. A'lar gitti. İşler dışlar. 2x eşittir 12'den x'i de kaç buluruz? 6 buluruz. Soruya baktığınız zaman çok karışık bir soruymuş gibi değil mi? Ama verilen bilgilere odaklandığınız zaman yani verilen bilgileri kullandığınız zaman beyniniz daraltıyor olayı ve daha rahat bir şekilde soruyu çözmenize fayda sağlıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz sorular böyle çözülür. Her verilen bilgiyi beynine kullandırmaya çalış. Gözünle görmeye çalışma. Tabii gözünle görüp de yapacaksın ama hani görme işidir falan filan hikayesi. Yalan kardeşim yok öyle bir şey. Şahsen ben bütün bu geometrideki şeyimi buna borçluyum. Eskiden ben de görme işi diyordum ama görmeyi kullanmıyormuşum yani açıkçası. Hani beynim görüyormuş farkında değilmişim. Ben de size burada farkındalık yaratıyorum. Açıortay zevkli bir konuydu bitti. Gerçekten çok rahat bir şekilde yaparsın. 1.
Birinci videoda kollara çizilen dikmeleri işledik. İkinci videoda iç açı ortay, kollar oranı, tabanlar oranı ya da sağ taraftaki oran sol taraftaki oranlama eşit oluyor demiştik. Üçüncüsünde de dış açı ortay. Sadece birkaç özel bir durum var. Onun da mantıklarını söyledik zaten. Dış açı ortayın dediği yerden başlayıp tekrarlı gidiyoruz böyle. Şu bölü şu neye eşit olacak? Kollar oranına eşit olacak diye yaptık. Bazı birkaç özel durum var. İşte iki açı yan yana falan gelirse falan filan diye. Ama zor bir konu mu? Kesinlikle değil. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben burada bu açı ortayı çözerken çok zevk alıyorum. Bulmaca çözmek gibi bir konu arkadaşlar. Yalnız şöyle bir şeyde de aklınızda bulunsun. Açı ortayda kollar oranı, tabanlar oranı falan kullanamıyorsanız üçgende açıdaki gibi açılara dalmayı da kullanacağınız sorular da olabilir. Onları biz üçgende açıda yaptık. Burada orada yaptık diye burada yapmadık. Haberiniz olsun, bazen açılara da dalıp da güzel şeyler çıkarttığımız sorular da geliyor. Gençler, evet, açı ortayı bitirdik. Sırada ne var bu haftanın geri kalanında? Kenar ortay var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kenar ortayın konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.